Daha önce defalarca yargılandım. Çoğunda beraat aldım. Yüzlerce sahnede okudum. Yaklaşık 12 yıldır da bütün konserlerde okudum. Kemal Pir Yoldaş şarkısıyla ilgili. Hakkari'nin Çukurca ilçesi 23 Mart Nevroz Şenliğinde okumamdan kaynaklı Hakkari Savcılığı tarafından bir ifadem alınması gerektiğine dair bir çağrıda bulundular ve bu yüzden gittik. İçerini bilmiyorduk ta ki içeri gidene kadar. Kemal Pir Yoldaş şarkısının okumasıyla ilgili, Çukurca'daki konserle ilgili sorular sordular. Yani dosyanın tamamı Kemal Pir Yoldaş. Yani emniyetin ifade sürecinde sorduğu sorular bir önceki emniyet sorularına çok farklıydı. Biraz daha farklıydı. Biraz daha şarkıyı biraz daha suça çekmeye çalıştılar. Özellikle Kemal Pir'i nereden tanıyorsun? Kemal Pir hakkında ne biliyorsun? Kemal Pir'in örgüt kurucu üyelerinden olup olmadığını, bunun bilgisinin sizde olup olmadığını sordular. 2012'den beri her konserde prensip olarak ilk şarkı olarak okuyorum ve okumaya devam edeceğim. Çünkü bu ülkede yakın tarihte darbecilerin bu ülkeye neleri kaybettirdiğini en iyi bu hükümet, bu devlet çok iyi biliyor. Kemal Pir de 1980 faşist darbeye karşı direnen bir devrimcidir, bir insandır. Ölüm orucuna girerek bu faşizan işkencecilere karşı bedenini ölüme yatıran bir insandır. Onun direnişi bugün binlerce insan, genç için ışık olmuştur. Ve bu şarkıyı söylemekten çekinmeyeceğim. Bu şarkıda bir suç şeyi yoktur. Olasılığı yoktur. Ve bu şarkı dün de okudum. Bugün de okuyacağım. Yarın da okumaya devam edeceğim. Hem ülkede gelişecek olan demokratik anayasa adı altındaki, tırnak içinde söylüyorum, düşündükleri anayasa sanki biraz daha açığa çıktı. Bu anayasada sanki Kürt sanatı, Kürt dili, Kürtlüğe dair veya özgürlüklere dair bir şeyler olmadığını düşünüyorum. Eğer mevcut haliyle buysa, bu anayasanın çok da demokratik olmadığını düşünüyorum. Yasaklanan konserler, biliyorsunuz yakın tarihte Mezopotamya Kültür Merkezi'nin konserleri yasaklandı. Dergileri, gazeteleri yasaklandı. Basına müthiş bir baskı var. Şimdi böyle bir süreç içerisinde kültür sanata da, bu alana da biraz eğilmeleri, baskı kurmaları aslında sanki biraz hiçbir şeyden ders alınmamışçasına ya da demokratik bir anayasa, demokratik bir ülkede yaşanmayacakçasına bir baskı şeyi oluşturuluyor. Biz bunu buradan şiddetle kınıyoruz. Yani çağrımız da hem bu ülkenin mevcut hükümetine, ülkenin muhalefetine, en çok görev onlara düşüyor. Eğer bu ülkede yeni bir yasa, yeni bir anayasa değişecekse mutlak bunun içinde Kürtlerin olması gerekiyor. Kürtler bu ülkenin sigortasıdır. Bu yüzden de biz ve bizim çevremiz, ya dostlarımız, yoldaşlarımız bu yasaklamalara karşı, bu açılan davalara karşı tepkilerini göstermelerini bekliyoruz. Bu şekilde çağrımız bütün sanatçı dostlarımıza, sanatçılarımıza, STK'lara bu konuda yasaklamalara karşı ses çıkarmalarını bekliyoruz.